Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalarım. İnşallah Nahul Vadi İbtidai eserimizde bu akşam El Yarabul Mahalli Mahalli İrab konusuna geldik. Biz daha önceki derslerimizde işte feta üzere mebni, damme üzere mebni, sükun üzere mebni ya da kesre üzere mebni deyip deyip duyurduk. Aslında bunlar biz farkında olmadan zahiri irabın konusuydu. Bunlar aslında bir yönüyle zahiri irabın konusuydu Arapçada. Şimdi irabı eğer bir kategorize etmek istersek bir zahiri irab var ki bu en fazla kullanılan irabımız. Bir diğeri takdiri irab var. Yani harekeyi açıktan alamıyorlar. Açıktan alamıyorlar bir tazirden bir özürden dolayı. Ama biz onlara mukadder bir damme ile merfu, işte mukadder bir feta ile mansup gibi bir takdiri irab ibaresi kullanıyoruz. Bir de bu akşam bahsedeceğimiz mahalli irab konusu bulunuyor. Son derece önemli bir konu. Çünkü birazdan kaidede de göreceğiz. Eğer bir cümlede mebni bir kelime varsa kocaman bir cümle düşünelim. O kocaman cümlenin içinde bir tane bile mebni kelime herhangi bir çeşidi olabilir mebninin. Yeter ki mebni olması bizim için önemli. Eğer bir cümlede bir tane bile mebni kelime varsa orada mutlaka mahalli irap var demektir. Ama o kelime ile alakalı. Yani bir cümlede bir mebni kelime var diye cümlenin tamamı mahalli irap değil. Yanlış anlaşılmasın. O mebni kelime mahalli irap olacak. Diğerleri normal irap olmaya devam edecek. Birazdan örneklerde de göreceğimiz üzere. Hemen şöyle bir giriş bölümünden sonra bir kısa izahattan sonra gelelim 37. kaidemize. İza vakat vuku bulursa yani gelirse yani yer alırsa kelimetun mebniyetun mebni bir kelime. Herhangi mebni bir kelime. Fi mevdi'in min mevadi'in ref'i evin ev ev nasbi evil cerri evil cezmi. Yani bunlar neydi mesela? Bunlar neydi? Yani merfuluk konumu ya da mansuplu konumu ya da mecrurlu konumu ya da meczumlu konumu. Bunlar neydi? Murap kelimelerin konumlarıydı. Mesela failler merfudur diyoruz ya. Yani faillik bir muraplık konumu aslında. Ya da mef'ul bihler mansup diyoruz. Demek ki mef'ul bir murap kelime konumu aslında. Ya da mesela harf-i sonra gelen isim ne diyoruz? Mecrur diyoruz veya muzafın ile mecrur diyoruz. İşte bunlar da bir mecrurluk konumu yani murat bir kelimeyi isteyen arzu eden konumlar bunlar ve kaidemiz diyor ki bize eğer mebni bir kelime murap olacak bir kelimenin yerinde gelirse ya da mer merfu olacak ya da mansup olacak ya da mecrur ya da meczum olacak bir kelimenin yerinde alır da biz mebni bir kelimeyi kullanırsak ne olur la yetagayyaru âhiruhâ sonu değişmez hani mebninin sonu değişmiyordu ya biz onu kulağından tutup cümle başı da yapsak cümle ortası da yapsak cümle sonu da yapsak başına harf getirsek isim fiil getirsek karman çorman yerlerde de kullansak onu tabii ki faydalı cümleyi bozmamak sınırı içerisinde mebninin sonu değişmez ama muraplar öyle miydi yani bir ismin fail olan bir ismin sonu merfuyken onu alır da mefulliye götürürseniz sonu mansup olmak zorundaydı. Ama mebni için bu şart geçerli değil. Dolayısıyla mebni bir kelime merfu, mansup, mecrur, meczum konumlarından herhangi birinde kullansa gitgeller yaşasa da mebninin sonu değişmez. Peki ne olacak bu? İşte orada mahalli iraptan bahsedeceğiz. Ve yukalu ne denilir? İnnehe fi mahalli ref'in. Eğer mebni bir kelimeyi fail olarak, haber olarak ya da müpteda olarak kullanırsak ya da kânenin ismi ya da innenin haberi olarak onu kullanırsak fi mahalli ref dememiz lazım. Ya da mebni bir kelimeyi meful yaparsanız ya da innenin ismi ya da kânenin haberi yaparsanız ne olur? Fi mahalli nasb Ya da mebni bir kelime öncesi harfi cer gelir. Ya da mebni bir kelime muzaf ile olursa fi mahalli cer olur. Ya da mebni bir kelime meczum olarak gelirse ki bunun için tek seçenek var. Nedir o? Fiili muzari olacak, başına cezmeden edat gelecek. Çünkü sadece fiili muzariler meczum olma şerefini hak eder demiştik sayın hocalar. Bu hatırlatmaları ara sıra yapıyorum ki yani en son arzu edeceğim şey işlediğimiz dersleri unutmanız. Bu en son arzu edeceğim şey. Dolayısıyla yer yer aklıma geldikçe hatırlatmalarda bulunuyor. Dolayısıyla fiil mahalli cezim ibaresini kullanabileceğimiz tek yer var. O da nedir? mebni bir fiil muzari olmalı. Başına cezmeden edat gelmeli. O zaman biz ona deriz ki fi mahalli cezm. Ala hasbi mevdu'iha fil cümle. Cümledeki konumuna göre. Biz cümledeki konumuna göre mebni bir kelime için fi mahalli ref, fi mahalli cer, fi mahalli cezim veya da fi mahalli nasb diyebiliriz. Yani bu kelime mebnidir biliyorum ama mansupluk mahallinde geziyor ya da mecrurluk mahallinde geziyor merfuluk mahallinde geziyor veya mansupluk mahallinde geziyor ama mansup olamıyor merfu olamıyor mecrur olamıyor meczum olamıyor neden mebni olduğu için bu konu çok önemli bu konu kolay aslında kolay bir konu ama önemli bir konu çünkü dedim ya az önce dersin başında tırnak içinde nerede bir mebni kelime varsa orada mahalli irap var demektir sayın hocalar bunu unutmayalım Şimdi örneklerimize bakalım. Nasıl oluyor bu mebni, mahalli, vesaire vesaire. Şimdi örnek üzerinden bir daha anlamaya çalışalım. Ente racülün mühezzebun. Sen terbiyeli bir adamsın. Ente racülün mühezzebun. Sen terbiyeli bir adamsın. Racülün burada haber. Mühezzebun da sıfatı. Yani haberin sıfatı. Racülün haber ve merfu. Mühezzebun sıfat ve merfu. Ente burada müpteder. Normalde mübtedalar merfu olurdu. Ama ente feta üzere mebni. Dolayısıyla biz ne diyeceğiz enteye? Damir-i munfasıl. Ente biliyoruz ki munfasıl bir zamir. Ente damir-i munfasıl. Mebnun alel fethi fi mahalli ref'in. Bir daha söyleyelim. Ente un Damir-i munfasıl. Mebnun alel fethi fi mahalli ref'in. Liennehu mübteda. Sayın hocalarım. İşte ağzımızdan böyle uzunca bir irab akıp gidecek. Salı verin gitsin. Salı verin gitsin. Kendimizi tutmayalım. Güzelce düşünelim. İrabımızı söyleyelim. Ente müpteda damiru munfasıl feta üzere mebni ve fi mahalli Neden? Müpteda olduğu için. İşte ente gibi bir zamir ya da başka mebni bir kelime. Burada ellezi de olabilirdi. Yani herhangi bir bir ismi işare, bir ismi mevsul, bir zamir Bunlar rahatlıkla mebni kelimeler biliyoruz ki. Bunları eğer müpteda haber ya da fail yaparsak fi mahallu ref demeyi unutmayalım. Se'attu il mesakin. Bu miskinlere ne yaptım? Bu miskinlere yardımda bulundum. He'ulâ'il mesakini. He il mesakine. El mesakine. Bu miskinlere ne yaptım? Yardımda bulundum. Şimdi se'attu fiili mazi. Sükun üzere mebni. Konumuz bu değil. Konumuz buradaki tu. Tu muttasıl merfu zamirdir. Damme üzere mebnidir ama burada ne gelmiş? Burada fail gelmiş. Dolayısıyla ne olacak? Fi mahalli ref olacak. He ulai ne? He ulai bir ismi işare. He ulai bir ismi işare. Ve burada ne olarak kullanılmış? Mefulü bi olarak. He ulai burada mefulü bi olarak kullanılmış. Dolayısıyla kesre üzere mebniye. Fi mahalli nasf olacak. El mesakine de onun nesi bedeli. Diğer bir tabirle müşarun ile bu konuyu da ben çok önemsiyorum. Yani bedel konusu gerçekten çok güzide konulardan. Üstü. Bedel konusu, hal konusu, zor olduğu halde temiz konusu, tekit konusu. Bunlar bu kitabımızda da kendine yer bulmuş olan Arapçanın temel taşı konularından. Bunların da vakti zamanı gelecek. Şimdi bu cümlemizde bizim için kaç tane mebni kelime var? İki tane. Üç tane de yani saat fiili mazini mebni olanı. Ama konumuz o değil bugün. Şuradaki tu zamiri. Şimdi bak mesele şu. Hani dedik ya mebni bir kelime aslında burada bir gerçeği şöyle bir masaya yatırmak lazım. Şimdi saat tu fiili mazisi mebni. Tu zamiri mebni. He ulayi mebni. Burada üç tane mebni kelimemiz var. Ama biz az önce fi mahalli fi mahalli diye hangisi için kullandık? Tu ve he ulayi için kullandık. Saat tu için böyle bir şey kullanmadık. Neden? Çünkü saat bölümü fiili mazi, sükun üzere mebni. Bunu biliyoruz. O bir merfuluk, mansupluk, mecburluk, meczumluk konumunda gelmemiş. Bak mahalli irap ne zaman var? Mebni bir kelime. Merfu, mansup, mecbur, meczum olmaya çalışırsa var. Ki tu fail, merfuluk konumu fi mahalli ref, he ula'i mefulubi, mansupluk konumu fi mahallinas. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Ataf tu Ala hadal Bu hastaya ne yaptım? Bu hastaya işte şefkat gösterdim. Ataftu. Bak bu son derece güzel bir cümle. Ataftu fiili mazi sükun üzere mebni tu fail yani fi mahalli ref. Ala harfi cer sükun üzere mebni. Hada ismi işare sükun üzere mebni fi mahalli cer. Ala'dan dolayı el maridi de burada bedelimiz. Şimdi burada mahalli iraba mahal olan kaç tane mebni var? Birisi şuradaki tu zamiri, birisi de buradaki ve ismu işaret, Ala da mebni, Atafta da mebni ama onlar mahalli irap değil sayın hocalar. La teşrabennel ma el kedra. Yani bulanık suyu içme. La teşrabennel ma el kedra. La la unnahiye nahiye cezmeden edat. Sükun üzere mebni. Teşrabenne fiili muzari feta üzere mebni. Çünkü tekit onu bitişmiş ona. Az önce öğrendik bunu. Teşrabenne ne olacak o zaman? fi mahalli cezim olacak. Neden? Başında cezmeden edat var. E sonunu cezmede bilmiş mi? Edememiş. Çünkü feta üzere mebni bir fiili muzari ile karşılaşmış. E oradaki fiili muzari feta üzere mebni olmayaydı ya da sükun üzere mebni olmayaydı meczumluğa boyun eğmek zorunda kalırdı sayın hocalar. Dolayısıyla teşraben ne? Fi mahalli cezim olacak. Elme mefulubi. el, e mef el kedra da onun sıfatı o da yine fethayla mansup olacak. Yani mahalli irab konusu ben, bana göre şahsıma göre kolay konulardan bir tanesi ama önemli bir konu önemli bir konu ama dikkat etmemiz lazım. Mebni kelimelerimiz fail mefulübik gibi ya da mecrur isim gibi ya da meczum fiili muzari gibi bu konumlarda kullanılırlarsa mutlaka mahalli irab olacaklar. El suya bakalım tu ente, ente kelimesi fil mitalil evvelin müptedeun. Birinci örnekteki ente kelimesi nedir? Müptedeun, müptedadır. Biz de öyle söylemiştik zaten. Ve lem tezhar aleyhe dammetu. Onun üzerinde damme açığa çıkmadı. Hani müptedalar merfu olurdu. Merfuluğun asli irap alameti dammeydi. Biz ente müpteda olduğu halde dammesini göremedik. Kısmet olmadı. Li ennehe mebniyetun. Çünkü o mebnidir. Ve lev şayet enne ismen mu'raben şayet murab bir isim herhangi bir murab isim halle mahallehe onun yerinde gelseydi burada bugün lekâne merfuan bir damme damme ile merfu olurdu. Ve lizâlike yukâlu fi i'râbihe bundan dolayı entenin i'râbı hakkında şu denir ki innehe mebniyetun alel fethi fi mahalle refi'in Bak ağzımızdan çıkacak İrab bu kadar basit. Ennehe mebniyetun alel fethi fi Neden? Müptada olduğu için. Ha biz enteyi alsaydık. Enteyi mefulubi olarak kullansaydık. Ne olacaktı? Mebniyetun alel fethi fi mahalli nasb. Entenin başına harfi cer getirseydik. Gelmez de. Getirseydik mesela ne olurdu? Fi mahalli cer olacaktı. Sayın hocalar. Ve kelimetu ha ulayi fil mithali thani. İkinci örnekteki ha ulayi ki cümlemiz neydi? Seyretti hâlâyı. Nedir bu ikinci noktakı hâlâyı? Mefûlû bihtır. Velem tezhar aleyha el fetâtu Ama biz sonunda fetâyi göremedik garibin. Ama mefûlû bi. Ama fetahası nerede? Le en mebniyet? Çünkü o mebnîdir. Velem en ne ismen Muara ben halle mahallehe. Şayet onun yerinde başka bir Muara isim olsaydı, lekâne mansub ben bir fetât. Fetâyla mansub olurdu. Velizalike yukalu fi i'rabiha. Bundan dolayı ha ulayinin i'rabında şöyle denir ki inneha mebniyetun alal kesri fi mahalli nasb. Şimdi burada ha ulayi kesre üzere mebni o değişmez. Ama bu cümlede mef'ulü olarak geldiği için fi mahalli nasb oldu. Mübteda olsaydı fi mahalli ref'in olurdu sayın hocalar. Ve sebep o sebepten dolayı yukalu denilir fi irabi kelimete haza haza kelimesinin irabında fil misali salisi Üçüncü örnekteki haza kelimesinin irabı hakkında denir ki inneha mebniyetun ale sukuni fi mahalli cerr sukun üzere mebnidir ama fi mahalli cerdir li enneha neden mesbukatun bi harfi çünkü kendisinden önce bir harfi geçmiştir neydi cümlemiz ataftu ala haza ve fi irabil fi'li teşrabenne fil misali'l ahir ve son örnekteki son örnekteki teşrabenle fiilinin irabı hakkında da yukalu denilir ki şuradaki yukalu ile cümleye devam ediyoruz çünkü ne söylenirmiş bakalım innehu mebniyun alel fethayi o feta üzere mebnidir fi mahalli cezmin denilir libinaihi mebniliğinden dolayı libinaihi mebniliğinden dolayı ve duhul la ennâhiye aleyh şimdi burada teşrabenle feta üzere mebni bu doğru bu doğru. Ama öncesinde bir cezmeden edat var. İşte o cezmeden edat ona fi mahalli cezim kazandırıyor. Yani hem burada mebni olmak zorunda. Sükun üzere mebni de gelseydi yine fi mahalli cezimdi. Ama feta üzere mebni örnek burada kullanılmış. O da olabilir. Yani yeter ki mebni olsun. Feta üzere mebni ya da sükun üzere mebni şu an bizi ilgilendirmez Mebni olsun yeterli ve cezmeden edat olduğu için fi mahalli cezim olacak eğer başında nasbeden edat olsaydı yani teşrabenle len teşrabenle olsaydı eğer o zaman yine feta üzere mebni ama fi mahalli nasb olacaktı sayın hocalarım. Şimdi mahalli irapla alakalı bazı irap örneklerimiz var. Onlara hemen şöyle bir bakalım. Birinci örneğimiz şudur ki hadara men saadnahu yani kendisine yardım ettiğimiz kimse hadara geldi. Çok güzel bir isim mevsul burada kullanılmış. Hadara fiil mazi. Bunlar neydi? Müşterek isim mevsuller. Men ve ma. Bir de akıl sahibi için, bir de gayri akıl için kullanılan müşterek isim mevsullerdi. Hadara fiil mazi. Feta üzere mebni. Men hadara. Men hadara. Kim geldi? Kim geldi? Buradaki men bizim failimiz. Kendisi bir müşterek isim mevsuldür. Sükun üzere mebnidir. Ne olacak? Fi Fimahalli ref olacak. Neden? Fail olduğu için. Seadnehu saad i mazi sükun üzere mebni na bitiştiği için na bizim failimiz o da sükun üzere mebni fi mahalli ref olacak hu burada mef'ulü bihimiz o da damme üzere mebni fi mahalli nasp olacak bak burada kaç tane mahalli irap var şuradaki men'de var fi mahalli ref şuradaki na'da var fi mahalli ref buradaki hu'da var fi mahalli nasp. çok güzel mahalli iraba muhteşem bir örnek hadara Men sa'adnahu. Sayın hocalar. Diğer bir örneğimiz. herdihi verdetun cemiletun. Bu güzel bir güldür. Bu gül güzeldir demeyelim. Bu gül güzeldir olması için cümle nasıl olmalıydı? Hâzihi verdetu cemiletun. Bu gül güzeldir. Ama cümlemizin anlamı ne? Bu güzel bir güldür. Hâzihi müpteda. Kesre üzere mebni fi mahalli rep ismi işare. Verdetun haber. Cemiletun onun sıfatı. Bak burada mebni olan tek bir kelime var. O da hevihi. Dolayısıyla müpteda da olduğu için fi mahalli ref olacak. Diğer ikisi murab zaten. Onlarda mahalli rap yok. Devam edelim. La tehtekiranna ehaden. Hiçbir kimseyi hakir görme. Hiçbir kimseyi küçük görme. La unnahiye ile başlamış cümlemiz. Dolayısıyla burada bir meczumluk var. Sükun üzere mebni kendisi. Tehtekiranna normalde meczum. Ama feta üzere mebni tekit nunundan dolayı fiili muzari. O zaman ne olacak? Mebnun alel fet fi mahalli cezim olacak. İçinde bir ente failimiz var. Ehaden burada mefulü bihimiz ve mansup. Bakalım başka var mı? Şeribtü deve ellezi vasefehu tabib. Doktorun yazdığı ilacı içtim. Yine burada bir isim mevsulümüz var. Hemen bakalım. Şeribtü fiili mazi tu fail fi mahalli ref. Tu burada mahalli irap. Eddevâ'e mef'ûlü bih Şimdi eddeve'nin bir de sıfatı var. Eddeve'nin sıfatı nedir? Ellezî vasefehu tabib. Doktorun yazdığı ilaç. Herhangi sıradan bir ilaç değil. Doktorun yazdığı ilaç. O yüzden ellezî burada ne olarak gelmiş? Eddeve'nin sıfatı. Ve mevsup mansup diye sıfat da mansup olmalı. Yani ellezî sükun üzere mebni ama ne olacak? Fî mahalli nasb olacak. Fî mahalli nasb olacak. Vasife ut tabib sıla cümlesi. Sıla cümlesi. Vasefe fiili mazi fail. et vasefe e, fiili mazi fail nereden çıktı? Vasefe fiili mazi feta üzere mebni. Et tabi bu fail merfu. Buradaki hu neyimiz? Mefulü bihimiz. Muttasıl mansup zamir. Fi mahalli nasb olacak. Bakalım burada kaç tane mahalli iraf var. Bir daha sayalım. Şeriptunun tunun tuğusu. Fi mahalli rep. Çünkü fail. Ellezî fi mahalli nasb. Çünkü mevsufun mevsup mansup bu da mansup sıfat fi mahalli nas bir de buradaki hu zamiri o da mefulü bi ne olacak fi mahalli nas olacak bu cümlemizde 3 tane mahalli irap var sayın hocalar gördüğünüz üzere mahalli irap konusu önemli konulardan bir tanesidir mebni kelimeler kullanıldıkça mahalli iraba sebep olabilirler o yüzden mahalli irap konusunu ne yapmalıyız önemsemeliyiz Aklımıza takılan şeyleri sormaktan geri durmayalım. Kesinlikle soralım, araştıralım. Kafamıza takılan bir yer varsa da bana ulaşalım ve o kafamızdaki soru işaretlerini yavaş yavaş, heyecanlanmadan giderelim sayın hocalarım. Ama biz bu akşam mahalli irabı öğrendik. Bunu pekiştirmemiz lazım. Artık bundan sonraki derslerimizde mahalli irabı yapabileceğimiz mebni kelimelerle karşılaştıkça mutlaka iraplarını yapmaya gayret edelim alıştırma yapmadan, pratiğe dökmeden konuları, irabı Arapçada öğrenemeyiz. Yani tanımı ne kadar iyi bilirsek bilelim, kaide kuralları ezberlesek de işi pratiğe dökmedikçe iraba sahip olamayız. Bunu da unutmayalım. Bol bol ibare çözeceğiz. Bol bol irap yapmaya gayret edeceğiz. Ağzımızla söyleyerek de yapabiliriz. Yazarak da yaparsak daha da güzel olur sayın hocalar.